Murat Kurummaz bir kere Mahmut oğlum. Murat Kuru. Neden Murat Kuru? Aslan bir tane var. Bu ne tane demek amca? Bir tane. Dört numara. Dört numara bu oluyor. Evet. Murat Kurum bir tane. Murat Kurum diyorsun. Ben neden Murat Kuru? Memlekete faydalı, yararlı insan. Neden İmamoğlu değil? İmamoğlu yan gelip yatıyor. Meyhanelerde dolaşıyor ya. Boş verse onu ya. Onu Erzurum'a göndereceğiz. Sakalından utanmıyor musun? Kayağa göndereceğiz. Kayağa. Sakalından utanmıyor musun? Kayağa Ekrem'i göndereceğiz İmamoğlu'nu. Kayağa. Ekrem için iftira atıyorsun ya. Sakalından utanmıyor musun? Ne iftira ediyorum? Adama meyhane çıkma diyorsun. Kuşun meyhaneye gitmedi mi? Ya gider. Büyükelçiler. Gider. Kuram gitmedi mi? Nereden biliyorsun? Memleketten millete hizmet eder. Adam meyhaneye gitmez. Kapat o zaman. Kapat o zaman meyhaneleri. Tamam, kapat o zaman meyhaneyi. Kapat o zaman meyhaneyi. Ben domuzu yarattım. Sen domuz yeme. Yeme. Ne hakkın var? Yeme. Sana akıl var, fikir var. Meyhaneye gitmiş de yok. Allah domuzu yaratmış. Sana domuz ne ediyor? İftira atma. Sakalından utan. Hayır, iftira atmıyorum. Adam bak. Bu kışı. Eyüp'te gitti. Kur'an'ı da okudu. Beş vakit namazını da kılıyor. Camilere de gidip geliyor. Takiye yapıyor be. Baş ver sen onu. Onun babası şey. Sen baş ver onu. Sen biliyorsun. Kışı gitmedi mi Büyükelçi'ye? Gitsin. Rakı içmedi mi orada? Gitmedi mi? Kar kıyamette. Gitsin. Ele gitsin. Bunda ne var ya? Bunda ne var onda? Yani. Sarhoş adam memleketi yönetemez. Sarhoş adam. Hidayelende sarhoş içen yok mu? Dur gel şuraya. Gitme. Sarhoş adamlar memlekete fayda veremez. İçen yok mu? İçici adam, kumarcı adam, makam, mevki, saltanatını satar. Sen boş ver beni. Benim ailemi sormuyor. Beni ailemi. Ekrem iftira atma. Bu gerçek, gerçek. Değil. Güneşi balçıkla sıvatamazsın. İftira atma. Adama iftira atıyorsun. İmamoğlu kışın gidip rakı içmedi mi kardeşim? Ters diyeceksin, sana ne? Ne? Bak şimdi ne diyorsun, sana ne diyorsun? Sana ne? Şimdi ne diyorsun, sana ne diyor? Maaş kaç para alıyorsun sen? Kim? Sen kaç para maaş alıyorsun? Ben hiç maaş almıyorum. Nasıl? Neyi getiriyorsun? Havada geçiriyorsun. Sudan geçiyor. Allah doyuruyor beni. Doyuruyor beni Allah. Sen kafayı yemişsin o zaman. Evet, ben kafayı yemişim ama sen kafayı yememişsin. Ben yemedim. Ekrem gayet güzel çalışıyor. İstanbul'da çok hizmet ediyor. Ne çalışıyor? Nereye çalışıyor? Ne yapıyorsun ya? Yok, akış mı? Bak benim babam. Benim babam her akşam Kur'an okurdu. Benim sünnetim de Kur'an da okundu. Mevlid yapıldı. Sünnet de oldu. Rakı da içildi. Ne var bunda? Vay be, rakı da içmiş. Arabistan mı burası? Kur'an oku. Türkiye Cumhuriyeti. Layık Atatürkçü bir ülke. İsteyen içsin, içen içkiyen camiye gider, namazını kılar. Atatürk Diyaneti kim getirdi? Atatürk Diyaneti kim getirdi bırak? Kim getirdi ya? Kim getirdi? Atatürk'ü karıştırma. Neye karıştırmayayım ya? Ben CHP'liyim. Bana ne soruyor? Ne soruyor? Ne soruyor bana? Ne soruyor? Murat Kurumbaz mı kendini? Atatürk'ü sormuyor bana. Yunan kazansaydı. Yunan kazı. Keşke Yunan kazansaydı dedi. Bana Atatürk'ü sormuyor. Bana şimdi diyor ki Murat Kurum mu? Nereye gitsin ya? Böyle bir şey var mı ya? Ekrem çalışıyor. Ben kapımın önünde onun sayesinde metroya biniyorum. Ne yapmış bak, ya? Bak şimdi kent tokatsa yemeğe gidiyorum. Açlık sınırlı altta maaş alıyorum. Burayı kim yaptı? Açlık sınırlı altta maaş alıyorum. 27 senesi. SSK'dan emekli oldum. Burayı kim yaptı? Nereye kim yaptı? Yapacak. 22 senedir iktidarda. Yapacaksa? Yapan adama teşekkür ederim. 22 sene ben iktidarda olayım. Şerefsizim. 20 bin dolar. Kişi başına geliri 20 bin dolar yapmazsam boğaz kapısı aşağı atacağım. 90 senedir ne hükümetler gördük be. 20 bin dolar yapacağım. 90 senedir. Ne yapıyorum ya? 90 senedir yapmadılar. Niye yapmadılar? Nasıl ne yapmadılar? Niye yapmadılar? 90 senedir ne yapmadılar? Fabrikaları uçak mı yaptılar? Yüzlerce fabrika yaptılar. Uçak mı yaptılar? Her şeyi yaptılar. Tüfek mi yaptılar? Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fabrikalarını saçtılar ya. Dur ben amcaya bir soru sorayım. Amca sakin ol. Tak mı yaptı? Tüfek mi yaptı? Tüfek kim? Çelik fabrikaları, demir fabrikaları. Hepsi ya. Özelleştirmek satmak mı? Hadi ya boş ver ya. Satlar dedim ben de işte. Hadi kaldırmayın ya. Uçak fabrikasını gidip toprakla kapatıp meclis kararıyla satıldığına ne diyeceksin? Kapatıldığını. Adamın uçakları, Türkiye'nin yaptığı uçakları sattırmadı. Kim sattı? Kim sattırdı be bilmiyorum. İnönü diye bir tane şefiniz vardı ya, onu soruyoruz ha. İnönü kurban olayım ben ona be. Cephe komutanı. Tabii. Kurban ol git. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Kıbrıs'a alan partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben çocuktum. Kıbrıs'a fethettim. Bizim dedelerimiz yok ya. Bir dakika böyle olmaz. Bizim dedelerimiz yok ya. Sen hızlıca sorayım. İmamoğlu Murat Kurummaz bir kere Mahmut. Ama Kur'an ne olur? Ya şimdi olur mu? Olur. Niye olmasın? Gayet güzel olur. Böyle Müslümanlık olur mu? Olur. Allah'ın yasak etmiş, men etmiş şeyi, içkiyi haram etmiş. Tamam. Kılıyor. O nasıl namaz kılıyor? Peki hak yemek. Benim babam dedi ki oğlum dedi. Bak hak yeme. Hak yeme. Kimsenin de hakkını yeme. İçki de iç. Ne yaparsan. Kumar oynamıyorum. Ne güzeldi. Çok güzel. İçki de iç.
Kur'an. İçtiği neyle içti o? Parasıyla içti. Yani kendi ya. Parasıyla. Yani ben içmiyorsam param var. Ha bak bu arada ben içki de içmiyorum. Onu da söyleyeyim. Allah'ım böyle bir dünya yok. İçki de içmiyorum. Hacı abi. Şimdi arkadaşın görüş dünyası farklı. Biz sanki. Oğlum kendi haline boş ver. Zaten sizin gibi böyle insanlar bu memleketten millete zarar veriyorlar. Yanlış fetva yüzünden milleti cehenneme sürüklüyorsunuz. Yok hiç cehenneme kimseye gitmez. Hem içeceğim hem Kur'an okuyacağım. Ben cehennete gideceğim. Allah'ım beni cehenneme da bırak. Böyle fetva mı olur be? Yanlış doktor. Hak eksik doktor. Kimsenin hakkını yemedim ben. İnsanı ölüme götürür. Kent lokantasında yemek yiyeceğim şimdi. 40 TL. Allah razı olsun ondan. Şimdi gideceğim karnımı doyuracağım. Kent lokantasında. Aşçı sınırını attı. Maaş alıyorum ben. Şehir hastanesi. 7 sene SSK'ya para ödedim. Bak sana bir kap yemek veriyor. Teşekkür ediyorum diyorsun. Bir kap. Bir kap kent lokantasına sana yemek veriyor. Teşekkür ediyorsun değil mi? Sağ ol. Fakat şehir hastanesi ben gittim. Bak dişlerimi yaptım. Çok güzel bir konuya geldin. Abi, Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel bir konuya geldin. Bak secde, sene 2007. Sene 2007. Ben trafik kazası geçirdim. Bak bir dakika dinle beni şimdi. Şimdi sen ayvayı yedin. Göztepe SSK'ya gitti. Götürdüler beni ambulansla sedyeyle. Kaza geçirdim. Götürdüler SSK'ya. Sene 2007. AK Parti iktidarda. Sağlığımız şöyle süper böyle süper. Gitti. Gittim oraya. Benim bacanak da yanımda. Dedi ki koskoca Göztepe SSK'da seni burada ameliyat edecek. Çünkü bayağı kötü kırılmıştı. Seni burada ameliyat edecek sistem yok. Yapamayız. Sen de ancak özel hastaneye gidersin. Allah'tan hanımın bileziklerini sattım. 100 bin liraya yakın para verdim. Bugünkü parayla 100 bin liraya para verdim. İki defa ameliyat oldum özel hastanede. Sen o mu nimet ediyorsun bana şimdi? Kötü mü yani? Sen onu. Kötü mü yani? Nasıl kötü? Efendim bir dakika. Paran varmış da onu çok atıyorsun. Paran olmazsa. Hanımımın bileziklerini bozdum diyorum ya. Sen git ona başkasını anlat be. Niye başkasını? 12.000'de kaydım var mı benim? Hadi git be. SSK'da 2007'de kaydım var benim kaza, trafik kazasına geldim. Ne anlatıyorsun? Ben akciğerden ameliyat oldum. Olmayabilir. Akciğerden ameliyat oldum. Kanser hastasıyım. Yandım, içtim, geldim. Bir lira para vermedim. 35 gün gene yattım. Ben verdim. Ciğerlerim intihap kaptadı. Ben verdim. Bir sen verdin, sen özele verdin. Verme. Nasıl verme? Yapamıyorum diyor koskoca Göztepe. İftira etmeyin ya. Git oraya. Benim adım kayıtlı orada. Göztepe SSK'da. Trafik kazası geçirdim. Yapmadım. O hastanede o alet olmayabilir. Sen şimdi boşuna konuşuyorsun. Boşuna konuşuyorsun. Olmayabilir ya. Göztepe SSK'da. Her hastanede ben alet olmayabilir. Biliyor musun? Biliyorum tabii, bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri. Ben babama bir ilaç almak için. Senin dediğin gece saat 5'te. O hastane eski hastane. Ben babama ilaç almak için. Tutma beni, tutma. Ben seni tutmuyorum. Amca, ben seni tutmuyorum. Sen beni tutamazsın. Ya boş ver şunu. Sen boş ver ya. Bak bu boş. Var mı? Ben babama ilaç almak için gece. Ben şimdi kalkıp gidiyorum. Kent lokantası. Hadi hadi yürü. Amcacığım. Yürü. Anca gidersin. Tamam lütfen. Yürü. Anca gidersin. Murat kurun bir tane. Amcacığım, eskiden dergahlarda soru sorarlardı. Evet kızım sor. Bugün birinin kalbini kırdın mı, namaz kıldın mı diye. Birinin kalbini kırdın mı evet derse neden namaz kılmadın diye sormuyorlarmış. Evet. Önce kalp kırmayalım, sonra ibadetlerimizi yapalım. Tane kalbini... tane konuşalım, öyle yürü falan da demeyelim. Tamam. O saygısızsa siz hiç saygısızlık yapmayın. O bana değil. Saygısızlık yap verken sen ona laf değil mi? Yaşlı başlı adama. Peki zaten size bak, yaşlı başlı adama saygısızlık yapıyor, haddini aşıyor. Had bilmek eftaldir. Haddini aşmıyor. Söylediğin zaman kulağın ne dediğini bilecek karşındaki adam. 80 yaşında adam. Tamam mı kızım? Biz hepsini gördük. Bir elinde Kur'an geliyor muhteşem Süleyman. Şak 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 şak. Ne oluyoruz ya? Develer kesiyorlar, koçlar kesiyorlar, kurbanlar kesiyorlar. Bu ne masraf ya? Bu ne israf ya? Kimden bahsediyorsun? Yani öyle hükümetler gördük. Şu anki hükümet sence israf yapmıyor mu peki? Yapmıyor. Saraylarda yaşıyorlar. Ya kızım memleket kurumlarla yönetilir. Kurumların içinde israf eden var. Vardır. Hainlik vardır, çalan vardır. Bütün kurumlar insanlarla yönetilir. Şu an bir kişinin 30 tane güvenlikli araçla gezmesi sence israf değil mi? Bir kişi kimle geziyor? Ne? Bir kişinin 30 tane araçla gezmesi israf değil İsraftır. Mi? İsraftır. Tamam, o zaman israf yok demeyeceksin. İsraftır. Ben ne diyorum bak, israf her kurumda vardır. Kurumları insanlar yönetir. Kurumlarda her insan çeşit çeşittir. Farklı farklı düşünceye sahiptir. Kimisi rüşvet alır, kimisi hırsızlık yapar, kimisi israf yapar, kimisi
kimisi içki içer, kimisi namaz kılar. Memleket kurumlardan ibarettir. Bir marketi sen yönetemezsin. Bir markette bir tane işçin gelmesin, o markete kilit atarsın. Memleket yönetmek kolay mı kızım? İdare etmek, sevk etmek bunlar zanaattır, zanaat. Şöyle bir soru sorayım size. Ehli olacaksın. İnsanları yönetmek ehli olmak lazım. Zanaattır. İnsanları sevk etmek, memleket yönetmek herkes yönetemez. Her babayı yönetemez. Ne diyor Kur'an'da? İşi ehline vereceksin, ehline. Sen git, ben sana ehil verdim. Senin üstüne vazife olmayan, sen gidiyorsun kışın karda, büyükelçide rakı içiyorsun. Öbür tarafta millet gece gündüz yol yürüye yürüye bitirememiş, evine gitmemiş. Sen keyfini sürdürüyorsun. Abi, böyle şey olur mu ya? Şunları bırak da ben sana... Rakı da içmeseydi, tamam mı dayı? İçsin mi ya, içmesin. Hayır canım. Bak, o bahane başka şey. Bak mağduriyet başka bir şey. Yönetici adam memlekete, millete örnek olacak, ideal olacak. Doğru değil mi? Doğru mu? Tane i̇deal tane olacak. İdareyi yapacak kişi de adam. Bak idareyi yapacak kişi de yok İmamoğlu'ydu, yok kurumdu. Geç yok şimdi. Beş bunları. Bak beni bir dinle. Buradan geliyor mu? Sen benim babam yaşındasın. En iyisini sen biliyorsun, doğru mu? Aşağı ama ben bilir. Estağfurullah. Allah da sana iletiyor dayı. Gönderme oraya beni. Önce buradan başla. Sen bana ne kadar güzel gelirsen ben de o kadar gelirim. Evet. O adam daha düne kadar bir şey bilmiyordu. Yavaş yavaş. Bir insanın bir kere dükkan bak açsa, bir dükkan. Evet. Oturması 6 ay. Yanlış konuşuyorum. O insan da öyle, o insan da. Bunların işi gücü spekülasyon, başka hiçbir şey değil ya. Evet. Benden oynuyor, senden oynuyor. Yarın git. Vallahi de billahi benden daha iyi namaz kılacak. O zaman. Allah Allah, niye? Gitmiş içmiş. Acaba Allah Allah, içme. Mesela marketler ya, değil mi? Marketler, değil yani. Zincirler baş edemiyor. Peki bir devleti yöneten bunlara dur diyemez mi? Çok rahat durur değil mi?